dersimizde arkadaşlar coğrafi konumdan bahsedeceğiz. Türkiye'nin coğrafi konum özelliklerini hep beraber işlemeye çalışacağız. Bununla ilgili olarak bakarsak dünya üzerindeki herhangi bir yerin adresine coğrafi konum denir. Coğrafi konum iki şekilde temellendirilir. Bunlardan birincisi matematik konum, bir diğeri de özel konum özellikleridir. İlk önce matematik konum özelliklerine bakalım. Matematik konum dünya üzerindeki herhangi bir yerin paraleller ve meridyenler kullanılarak ifade edilen özelliğidir. Özel konum ise dünya üzerindeki bir yerin veya bir ülkenin kıtalara, okyanuslara, denizlere, işlek ticaret yollarına, boğazlara, kanallara, ekonomik ve siyasi teşkilatlara, komşularına göre konumu, yer şekilleri ve yükselti özellikleri o yerin özel konum özellikleriyle ifade edilir. Önemli bir notumuz var. Matematik konum ve özel konumun daha iyi anlaşılabilmesi için arkadaşlar paralel ve meridyenlerin özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Öncelikle o zaman paralellerin ve meridyenlerin özelliklerine bakalım. İlk önce paraleller ve özellikleri. Ekvatorun 90 kuzeyinde, 90 da güneyinde olmak üzere toplam 180 tane paralel dairesi bulunur. Başlangıç paraleli Ekvatordur. Ve en büyük paralel dairesi yine dünyanın şekline bağlı olarak Ekvatordur. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe paralellerin boyları kısalır ve kutuplarda nokta halini alırlar. Buna karşın paralel numaraları büyür, yani paralel değerleri büyür. 90 derece paraleli kutup noktalarıdır. E, paraleller birbirleriyle kesişmezler ve birleşmezler. Paraleller doğu batı doğrultusunda uzanırlar. Ardışık iki paralel arasındaki uzaklık yaklaşık 111 kilometredir ve bu uzaklık dünyanın hiçbir yerinde değişmez. Bundan yararlanarak kuzey-güney doğrultusunda aynı meridyen üzerindeki bulunan noktalar arasındaki mesafeyi hesaplayabiliyoruz. Örneğin 6 paralel fark varsa 6 çarpı 111 666 kilometredir e, bu fark diyebiliyoruz. Devam edecek olursak bununla ilgili olarak bir örnek sorumuz var. Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden değildir? Başlangıç paraleli ekvatordur. Doğru bir ifade. Ekvatorun kuzeyinde 90, güneyinde 90 olmak üzere 180 paralel dairesi bulunur. Bu da doğrudur. Aralarında bir derecelik fark bulunan iki paralel arası kuş uçuşu uzaklık 111'dir. Bu da doğru bir ifade. Paraleller kutuplarda nokta haline alırlar. Bu da doğru. Ekvatordan kutuplara gidilince paralellerin boyları büyür denmiş. Bu yanlış. Numaraları küçülür denmiş. Bunlar tam tersi olacak. Dolayısıyla cevabımız E seçeneğidir. Burada yine Türkiye'nin komşularıyla ilgili olan Orta Doğu'daki bir haritasını görüyoruz. Türkiye'nin en güneyinden geçen paralel dairesi 36 derece kuzey paralelidir. Türkiye'nin en kuzeyinden geçen paralel dairesi ise 42 derece kuzey paralelidir. Yani Türkiye 36 ile 42 derece enlemleri arasında paralelleri arasında yer alan bir ülkedir. Türkiye'nin hemen altından da 23 derece 27 dakika. 23 derece 27 dakika enlemi geçer. Yani Türkiye dönenceler dışında yer alan bir ülkedir. Bu özelliği nedeniyle Türkiye'ye güneş ışınları yatay düzleme hiçbir zaman dik açılarla gelmez. Bu Türkiye'nin yine matematik konuyla açıklanan bir durumdur. Müzik